Nasıl gitti iş? Şirketin adı neydi yahu? Bengal Swiss'in en levrazın kopırız. Oho! Onu söyleyene kadar ortalama insan ömrü 300 yılmış gibi şirket ismi. Evet arkadaşlar, önemli haber. Bundan sonra her cuma casual Friday, yani rahat cuma. Kravatsız, spor giysilerimizle geliyoruz. Genel müdürlük özellikle bu konuda çok hassas. İnce bir boyun bağı, hatta üzerinde kravat resmi olan bir tişört bile birimimize büyük puan kaybettirir arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. Buyurun. Konsörnüm şu. Neden bu şirketi benimsemiyorsunuz? Yok yani biz... Etrafınıza bakın. Elemanlarımızın masalarında kendilerini ifade eden bir aile fotoğrafı, bir saksı çiçek kaldırılıp bırakıldığında çap 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 diye dakikalarca birbirine çarpan top kişisel bir şeyler var yani, değil mi? Evet. Sizin yok. Neden kendi bölgenizi tanımlamak adına işaretlerinizi bırakmıyorsunuz? Bizim bölgemiz hesabı şuraya işeyip kokumuzu bırakırmışız. Kediler öyle yaptığı için kedi şakası. Bu ofiste kedi videoları serbesttir, kedi şakaları yasaktır. Mizah adına düşük bir standart tutturmaya çalışıyoruz ki herkes katılabilsin. Anlıyorum. Güzel kız. Şimdi anane olmuştur. Niye satılık çerçevelerde hep 70'lerin mankenleri? Bir kere daha Adriman Halima'ya koysalar ne olur ki sanki? Bu çok operasyonel ve sansasyonel bir konu. Lahmacun? Kişisel eşyam beni ifade ediyor. İkinci soru. Dün konuştuğumuz acil raporların gecikme sebebi siz misiniz, karşı taraf mı? Karşı taraf. Geri bildirimi jenerik olarak hızlandırmayı denediniz mi? İlk onu denedik zaten ama... Acil bir aksiyon planı yapın. Mesai bitiminde gelip soracağım. Güzel kız. Yeğenim. Birini bulalım. Gelsin o sorsun bari ne iş yapıyorsunuz siz diye ya. Baygınlık verene kadar soru soracak bir psikopat bulalım Allah'ını seviyorsan. Eyle. Eylem arkadaşımız şirketimizi merak etmiş. Ne iş yapıyorsunuz siz burada? Çalışıp duruyoruz işte böyle tatlı, lezzetli işler canım. Evet beyler, aksiyon planınız nedir? Baklava mı satıyorsunuz? Tabii ki hayır. Ne satıyorsunuz? Bir şey satmak zorunda mıyız? Tatlı hep üretiyor musunuz? Fabrika nerede? Ne alakası var ne şimdi? Ne yapıyorsunuz peki burada? Bana verilen 4 günlük eğitimi ben sana bir dakikada nasıl özetleyeyim hayatım? Kısaca özetle. Hizmet sektörü mü? Hukuk, muhasebe, sigorta, reklam. Evet beyler, konuya dönersek. İnsan, basın, sanat, halkla ilişkiler. Hiçbiri canım, hiçbiri. İzin verirsen. Ne var başka? Kara para mı aklıyorsunuz? Hayda. Uyuşturucu, silah, terör. Ne diyorsun ya? Tek bir ihtimal kaldı o zaman. Karı satıyorsunuz siz burada. Aa bu ne ya? Ne o zaman? Ne istiyor bu şirket? Ya bilmiyorum ya. 4 gün eğitim verdiler, hiçbir şey anlamadım. Bir sürü terim ezberledim, söyleyip gidiyorum işte öyle yani. Allah belamı versin, ne iş yapıyoruz bilmiyorum. Vay anasını. Ama vallahi kötü bir şey değil ya. Sadece ne olduğunu bilmiyorum yani. İşte mailler, yazışmalar. Takılıp gidiyoruz yani. Öyle iş mi olur ya? Bana ne ya? Ben zaten oyuncu olacaktım ki. Annem giller salmadı. Ya arkadaşlar, kimseye söylemezsiniz değil mi? Ha çalışıp gideriz işte burada. Ne olacak ki yani? Yani biz ortamı sevdik aslında. Ha değil mi? Sadece şu an bize genel müdürlüğe verilmek üzere acil bir aksiyon planı lazım. Şey düşünmüştük motivasyonu arttırma açısından. Birimler arası halı saha futbol turnuvası olsa. Baklavacıda da hukuk şirketinde de gider. Dahi yani. Oh. Tamam. Evet beyler, sabah görüşürüz. Yarın biliyorsunuz rahat cuma. Genel müdürlük bu konuda tavizsiz. Sakın kravat takmayın.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.